İsveç Demir Yolları 1950'lerde D serisi lokomotifi eskidiği için yeni ve evrensel bir lokomotif üretme ihtiyacı duydu. 1955'te RA serisi başarılı olduğunu kanıtlamıştı. Ayrıca İsveç'in yurt dışına lokomotif ihraç etme programı da gündemdeydi. Sonuçta İsveç ASEA şirketi 6 adet RB serisi elektrikli lokomotif üretti ve İsveç Demir Yolları'na teslim etti. RB sınıfı lokomotiflerin deneme süresi başarılı oldu ve başta Romanya, Norveç ve Yugoslavya olmak üzere pek çok ülkeye ihraç edilmeye başlandı. 1968 yılında Yugoslav Demir Yolları hem yük hem de ana hat yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere bir lokomotif geliştirmeyi planladı. Lisansı İsveç'in ASEA şirketine dayalı olarak üretilmek istenen bu yeni elektrikli lokomotif, ASEA'nın ürettiği RB sınıfı lokomotiflere dayanıyordu. 1968-1987 yılları arasında toplamda 285 adet üretilen JZ Class 441 lokomotifin dişli sayısına bağlı olarak hızı saatte 120, 140 ve 160 kilometre arasında değişiyordu. Maksimum hızı yüksek olan modeller daha düşük çekiş gücüne sahiptir ve sadece yolcu veya hafif yük trenleri için kullanılırken, maksimum hızı daha düşük olan modeller yüksek çekiş gücüne sahiptir ve bu nedenle ağır yük trenlerini çekebilmektedir. 3860 kW güç çıkışına sahip olan iki akslı JZ Class 441, 1972'den başlayarak Yugoslavya'nın ihraç ettiği lokomotiflerden biri olmuştur. 1992'de Yugoslavya'nın dağılmasının ardından bazı lokomotifler, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere kiralandı veya ihraç edildi. Bosna Hersek tarafından Türkiye'ye kiralanmadan önce JZ Class 441 lokomotifinin üretici şirketi Koncar, lokomotifleri diyotların tristör doğrultucularla değiştirmesiyle modernize etmiştir. Böylece lokomotifler 1143 RC tipi ASEA lokomotifleriyle yakınlığa sahip oldu. Yenileme sırasında gövdede herhangi bir yenilik yapılmadı ve orijinal İsveç tasarımı korundu. Bu da lokomotifin ihraç edildiği veya kiralandığı farklı ülkelerde kolaylıkla tanınmasını sağladı. Ülkemize geldikten sonra yeniden numaralandırılarak E52500 olarak isimlendirilen lokomotif, ülkemizde 22 adet kullanılmıştır. İlk 15 adet lokomotif 1998'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na teslim etti. Bunu sırasıyla 1999'da 5, 2004 ve 2005'te de 2 lokomotif izlemiştir. Oldukça güçlü ve seri bir yapıya sahip olan E52500 lokomotifleri, kullanıcıların aktarımıyla gabari dolayısıyla tünel geçişlerinde pantografının iyice kısalması dolayısıyla tehlike arz edebiliyordu. Kiralama sürelerinin sona ermesi üzerine 3 Nisan 2011'de kullanımı durdurulan E52500'ler, 2014 yılında ülkemiz demir yollarında tamamen kullanımdan çekilmiştir.